Size saygılar sunuyorum. İyi bayramlar diliyorum. Fazla uzatmadan. Sivrihisar çok büyük bir değer. Gerçekten bunu yani çok kitap okuduk Sivrihisar'la ilgili. Hala okumaya da devam ediyoruz. Onlara da onların içinden çıkararak kaynaklar bularak kendi kaynaklarımızı oluşturarak kendi kütüphanemizi yapmaya çalışıyoruz. Kitaplarımız devam edecek. Önümüzdeki yıl inşallah bir 3 kitabımız daha olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Belediyemizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu çok net ifade edebilirim ki Belediye Başkanı Sayın Hamit Yüzügüllü Bey ve ekibi Hüseyin Bey ile beraber hakikaten Sivrihisar insanını sınıf atlattılar. Yani bunu çok net görebiliriz. Sınıf atlattılar. Hiç kimse Şadırvan Meydanı'nda 2500 kişiye aynı anda 5 dakikada yemeği dağıtamıyordu. Bundan önce de belediye başkanları gördük. Belediye başkanını Ankara'ya gidiyor, Eskişehir'e gidiyor, Sivrihisar'da durmuyor diye eleştiriyorlar. Ya durmasın, belediye başkanı zaten Sivrihisar'da durmayacak. Buradan proje götürecek, kaynak getirecek. Proje götürecek, kaynak getirecek. Belediye başkanının gerçek görevi bu. Yoksa belediye başkanı sabah 8, akşam 5, gerek yok. Aynı kişileri tekrar tekrar seçelim. Şunu çok net ifade edeyim ki, Sivrihisar'ın şu anda dışarıdan gelen insanları daha ağırlıkta burada. Belediye başkanından veya belediye personelinden şunu beklemesinler. Sivrihisar'ın tanıtımını belediye başkanı yapar. Asla belediye başkanı yapmaz. Her fert kendi yapar. Şurada herkes Alemşah Parkı'nın, Alemşah Kümbeti'nin, Ulu Cami'nin resmini çeksin ve herkes Facebook'unda paylaşsın. En azından hiç yoksa 50 bin kişiye ulaşırız. 50 bin kişiye. Yani bunu Sivrihisar'ın içerisindeki iş adamları veya 50 kişi, 100 kişi bir fon oluşturarak Sivrihisar'ın tanıtımına katkıda bulunabilir. Ama büyük işler içinde tabii ki belediye başkanı, kaymakamlık, odalar, sivil toplum örgütleri bunlar da devreye girecek. Ama her şeyi belediye başkanından beklersek o insanın işini güçleştiririz. O insanın işini kolaylaştırmanın tek yolu biz de elimizi taşın altına koyacağız. Her duyarlı vatandaş gibi. Şuna çok inanıyorum. Bakın bu avartı değil. 2006'da Sivrihisar diye yazmaya başladığımda çok büyük bir maden keşfettik. 2017'nin Temmuz ayında ben çok inanıyorum Şadırvan Meydanı'nda en az günlük 50 veya 100 otobüs, bakın 2017 diyorum, tam bir yıl sonra 50-100 otobüs görmemiz hiç hayal değil. Buradaki evlerinizi lütfen satmayın, sattırmayın, sattırmayın. Hepsi butik otel olacak, hepsi hediyelik eşya reyonu olacak. Arasta'daki evlerin hepsi tarihin sahnesinden çıkmış, film sahnesi üretmek için kurulmuş özel yerler. Buraları biz yapalım desek yapamayız. Bu sokak sağlıklaştırmalarıyla buralar çok güzel mekanlar olacak. Lütfen kimse bir mal satmasın. Özellikle satacaksa nüfus cüzdanında Sivrihisarlı yazsın. Yoksa çok zor. Biz buradan 10 liraya satarız, bir yıl sonra 50 liraya alamayız. Bakın burası çok açık söylüyorum. 50 tane Beypazarı, 100 tane Safranbolu, 500 tane Amasra eder. İnanın eder. Ben buna yürekten inanıyorum. İnanan insanlar da burada. Sevdalılar burada. Biraz gaza geldim, uzun konuştum. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi bayramlar diliyorum.